Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dahisi kanalında yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün elimizde olmayan bir ayakkabıya bakacağız. Artık ayakkabıları alamıyoruz, böyle yapacağız dermişim arkadaşlar. Hayır, tabii ki çıktığı zaman alacağım. Çünkü henüz ayakkabı daha piyasalara çıkmadı. LeBron 20'den bahsediyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz LeBron 20 hem LeBron'un ayağında hem de çocukların ayağında birkaç defa sosyal medyada, televizyonlarda gözümüze çarptı. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Böyle yapmak istedim çünkü çıktığı zaman da hani böyle denmişti, demiştik, düşünmüştük. Gerçeği de bu gibi kıyaslama da yapmak istiyorum. İlk başta arkadaşlar Drew League'de LeBron James bu ayakkabıyı giymişti ve o sıralar birçok sayfa, ben de dahil olmak üzere, bu resimleri paylaştık ve acaba işte LeBron 20 bu mu? İnanamıyoruz, şu bu şeklinde paylaşımlar oldu. Aynı zamanda antrenman görüntüleri de vardı LeBron'un. Şu şekilde ben de Instagram hesabımdan paylaşmıştım. Bu arada beni Instagram'dan takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Çünkü güzel içerikler paylaşıyorum, güzel reels'lar paylaşıyorum. Kaçırmayın, destek olun. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bu resimlerle birlikte LeBron 20 piyasaya çıkmış oldu ve bizler şaşırdık, işte bu mudur, değil midir? Herkes farklı farklı spekülasyonlarda bulundu. Evet diyen oldu, hayır diyen oldu. Daha sonra arkadaşlar çocukları Bryce ve Bronny bunları giymeye başladı. O zaman tabii LeBron'un da kendisinin onayı ile bunun LeBron 20 olduğu bizlere söylendi. Çok şaşırdık. Çok ilginç geldi gerçekten. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İlk bakışta birçoğunuz da bunu söyledi arkadaşlar. Gündelik ayakkabıya benziyor. Gerçekten de öyle. Gündelik giyebileceğiniz bir belki Air Force veya Air Max görseli tarzında bir ayakkabı gibi duruyor. İkincisi Kobe ayakkabılarına çok benzeten oldu. O Kobe esintisi var. İşte zaten Lakers'ta Kobe gibi ayakkabılara mı dönüyor? Nedir ne değildir diyen çok oldu. Gerçekten de öyle. İlk bakışta Kobe 5'e veya Kobe 6'ya da retrolara benziyor olabilir. Gerçekten de öyle gibi. Çünkü alışa gelmiş olduğumuz o LeBron'un devasa cüsseli ayakkabıları yok. Geri doğru baktığımız zaman LeBron 19 geçenlerde inceledim, performans incelemesi var. Instagram'dan da deli gibi alan olmuş, geçenlerde paylaştım. Zaten bu LeBron'la alakalı haberler, paylaşımların çokluğu beni bu videoya itti aslında. Kendisinin Lakers'la 2 yıllık 98 milyona yakın bir anlaşması oldu. Ve Nike.com'dan indirim haberi oldu. Ben bunu paylaştıktan sonra da bayağı bir 10-15'e yakın sipariş oldu. Dedim ki bununla alakalı bir video yapayım ben de artık. Bu alışa gelmiş olduğumuz devasa cüsseli LeBron ayakkabıları 19, 18, 17, 16, 15'e kadar hatta geri doğru gittiğimiz zaman hepsinde daha cüsseli, daha büyük, işte görünen bir Air Zoom ünitesi, yastıklamalar, devasa büyük ayakkabılar varken şu an ne oldu da böyle bu şekle dönüş yapıldı? Daha sade, daha gündelik duran, adeta belki Guard ayakkabısı veya Kobe ayakkabısına benzer bir ayakkabıya dönüş yapıldı. Gerçekten ben de şaşırdım. Özellikle yaşının da ilerlemesiyle daha çok yastıklamaya ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Şahsen ben öyle oluyorum. Vücut artık kendi ağırlığını taşımakta zorlanıyor. Kemikler aynı şekilde zorlanıyor. Nasıl oldu da bu tasarıma dönüldü? Merak içindeyim açıkçası. Sizler Kobe ayakkabılarına mı daha çok benzettiniz? Ne düşünüyorsunuz? Aşağıda paylaşırsanız çok sevinirim. Tabii ki çok beğenen oldu. Oo, gördüğüm en mükemmel ayakkabı diyen oldu. Ben bunu gündelik de giyerim diyen oldu. Sizler de böyle mi düşünüyorsunuz? Ben şahsen çok aşırı beğenmedim. Daha çok yastıklama olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii şu an resimlerden yastıklamasını çıkarmak mümkün değil. Belki içinde zoom strobel var. Belki görmediğimiz gizli air zoom üniteleri var. Ama alıp inceledikten sonra zaten bunların hepsini daha rahat anlayacağız, daha rahat göreceğiz. Fakat gördüğümüz kadarıyla ufak üstünden geçelim isterim. Üstünde daha gayet kaliteli, gayet güçlü bir prime knit, fly knit vari veya battle knit vari güçlü bir yapı olduğunu görüyorum. Dilini çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Birkaç senedir LeBron'ların dilleriyle zaten problem yaşamaktayım. Bu dil yapıları çok tuhaf oluyor. Çok sade, gerçekten çok kuvvetsiz ve güçsüz bir ayakkabı duruyor. Görünürde arkadaşlar bu alışmış olduğumuz Jordan'larda da hep görüyorsunuz zaten. Air üniteleri hep vardı. Burada nedense artık bunu gizlemişler veya hiç kullanmamış olabilirler. Ama ben bu kadar yastıklamasız olabileceğini düşünmüyorum, güvenmiyorum. Kesin diyorum içinde bir şeyler vardır. Çünkü bu cüsseli dev adamı taşıyabileceğini düşünmüyorum. Kesinlikle çok rahat duruyor. Eğer LeBron içinde bu şekilde smaçlar basıp atletik hareketler yapıyorsa bu kadar bu adamı savunmasız bırakmazlar diye düşünüyorum. Farklı farklı renklerini muhtemelen göreceğiz piyasalarda. Şu ana kadar çıkanları pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Belki Bronny'nin giydiği renkler biraz daha iyi duruyor. Basketbol ayakkabılarını gündelik tercih etmek isteyen arkadaşlarım için de oldukça güzel bir tercih olacakmış gibi. Çıkış tarihiyle alakalı herhangi bir şu an gelişme yok. Hafif, low, rahat, 1 numaradan 5 numaraya herkesin giyebileceği bir tercihmiş
izlenimi bana verdi. Özellikle Kobe ayakkabılarına hasret kaldığımız bu dönemde tasarım ilaç gibi gelebilir. Kimileri zaten Lakers'ta oynuyor, işte Kobe'nin mirasını devraldı ve devam ettiriyor gibi şeyler söylendi. Özellikle yabancı sayfalara baktığım zaman bu şekilde çok yorum almış. Kobe ayakkabıları çıkmazken işte LeBron'un serisini buraya kaydırma planları yapıldı. Nike'la böyle bir çalışma yapıldı. Biliyorsunuz Kobe ile alakalı yeni bir ayakkabı daha piyasaya çıkmadı henüz. Bir sıra anlaşmazlıklar yaşanmıştı Kobe'nin eşi Vanessa ile Nike arasında. Ama çözüldü dendi, işte yeni ayakkabılar gelecek dendi. Meraklı tabii ki, onu da bekliyoruz. Fakat bu açığı LeBron'un bu şekilde kapatıyor olması da mantıklı olabilir, güzel olabilir. Aslında biliyorsunuz ki LeBron'un birçok yan serisi var. Witness serisi var, Ambassador serisi var, Low serisi var. Hani bunlardan biriyle değerlendirilebilecekken asıl ana serisi olan numaralı serisini bu şekilde kullanmaları bana çok tuhaf geldi. Çünkü belli bir standarda ulaşmış, 19'u hatırlayalım, devasa, şu an arkada kutusundan çıkarmak istemedim. Bu görüntüleri size de sunmak istedim. Bu tarz bir ayakkabı serisi varken hani bu kalitede, bu güçte neden bunu tamamıyla değiştirirsin, onu anlamıyorum. Belki yeni bir seri yapılabilir lifestyle şeklinde, LF, LS şeklinde. Çünkü bazı basketbol ayakkabıların, Harden'da özellikle hatırlıyorum böyle şeyler, Harden lifestyle olarak sunulurdu. Bir de özellikle çok güzel bir tasarım yapmışlardı Harden Wall 1'de. Bu şekilde gidilmesi bence daha mantıklı olurdu. Bilmiyorum, çıkınca da tabii ki bunu göreceğiz. Witness serisini çevirebilirlerdi. Ne bileyim, Ambassador serisini çevirebilirlerdi. Türkiye'ye hiç gelmedi aslında ama böyle kullanılması belki daha mantıklı olabilirdi. Bu kadar drastik, bu kadar şiddetli bir yön değişikliği bakalım nasıl karşılık bulacak? Biz basketbol severler, LeBron severler, Kobe'yi özleyenler belki şaşırtır, farklı bir sonuç ortaya çıkabilir. Bunlar tabii ki tamamıyla şu anda varsayım. Hepimiz meraklı bu ayakkabının çıkmasını bekliyoruz. Her ayakkabıyı çıkmasını beklediğiniz gibi diyelim. Ve bu şekilde de videomu sonlandırmış olayım. Umarım keyifli olmuştur sizler için. O aşağıda yorumlarda bir konuşma, tartışma havası oluşsun isterim. Çıkmayan ayakkabılar hakkında da bu şekilde ufak ufak yorumlar yapmayı düşünüyorum. Ne dersiniz? Video tiplerinden biri de bu olabilir mi sizce? Aşağıda yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Destekleriniz için de sonsuz teşekkürler. Bu arada kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın, çünkü birçok güzel içerik geliyor. Performans incelemeleri, kargo açımları geliyor. Yakında mağaza turları ve vlogları da tüm hızıyla dahil olacağız. Görüşmek dileğiyle diyorum. Ayakkabı Dice'in bugünlük out.